Merhabalar, ben Köfte İskröte ve depolama dersimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde depolama sistemi olarak daha değişik bir şey değineceğim. Ve bu build pipeları olacak. Ufak bir not, ben build pipelarını normalde hiç sevmem. Ancak yine de tanımam lazım. Dolayısıyla da kullanacağım. Bu sistem esnasında en çok kullanmamız gereken şey Diamond Transport Pipe. Neyse ki 2 diamond karşılığı 8 transport pipe verdiği için o kadar pahalı değil. Ve bunun dışında gold transport pipe. Eğer hızlı çalışmasını istiyorsanız, yavaş çalışmasını istiyorsanız, yani hızlı çalışsın çalışmasının umurumda değil diyorsanız stone ve cobblestone transport pipe de olabilir. Bunun dışında kesinlikle gerekecek olanlardan bir tanesi wooden pipe. İlk önce kendimize ender chest'imizi alalım her zamanki gibi. Evet, ender chest'imizi buraya koyduk. Ve kendimize bir adet wooden transport pipe veriyoruz. Gold pipe kullanacağım çünkü hızlı olmasını istiyorum. Ve ilk diamond pipe'ımızı koyalım. Diamond pipe'lar tamamen yön ayırma özelliğine sahip olan değişik pipe'lardır. Ah. Tabii bir pipe'a pipe'la tıklarsanız böyle bir sonuçla karşılaşırsınız. Ve kendime bunu normalde kamera karşısında yapmamam lazımdı ancak olsun. Ve bunu tekrar kırıp koymam lazım. Neden bağlanıyor bu? Tamam, bağlanması benim sinirimi bozdu. Çünkü ben üstten hopper'la bağlamak istiyorum. Hazır her şeyi buildcraft yapıyorken bunun dışında bir de furnace her zaman olduğu gibi. Ve senin de yönlerini ayarlayalım. Ve kendimize hopper verelim. Hopper buildcraft'ın eklediği bir çeşit bekleme olayı. 1.5 ile birlikte normal Minecraft'ta da bu item eklendi. Ve kendimize energy frame'imizi tekrar gene verelim. Her zaman olduğu gibi. Ve bunu çıkışa ayarlayalım. Ve buradan bir de şöyle bir çıktığımız olacak. Buraya ufak bir detay. Iron pipe koymanız lazım. Iron pipe'ların özelliği buildcraft pipe'ları salaktır. Dolayısıyla da buildcraft pipe'larına item'ı hangi yöne göndermesi gerektiğini kendinizin söylemesi lazım. Şu iki tane koyu olan yöne asla gitmez. Fakat açık olan yöne gider. Bu şekilde ayarladık ve artık buradan itibaren chestlerimizi yerleştirebiliriz. Hatta şuradan itibaren yerleştirelim. Her zamanki gibi 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane chest yerleştireceğim. Ve 6. bir tane daha koymama gerek yok. Ve kendime ne veriyorum? Chest. Obsidian chest'e gideceğim. 5 tane obsidian chest. Evet. Bunun dışında şöyle bir hat daha yapıyorum. Bu recycler'ımız için. Gelme gene bir. Hopper. Ve recycler. Recycler yani geri dönüşüm olması da bizim sorting machine'lerimiz için gayet önemli bir detay. Ve artık pipelara ihtiyacımız yok. Şimdi sistemimizi yapılandıralım. Öncelikle buraya geleceğiz. Bize ne lazım? Maden. Madenler buraya gidecek. Değil mi? Her zamanki gibi gold. Siyaha değil, maviye yerleştireceğiz. Gold
ve iron'ımızı bu hattaya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bunların sadece hayalet imajlarını koyuyorlar. Dolayısıyla da gerçek olanına ihtiyacımız yok. Burada buraya gelecek olursak eğer gold kırmızıya gidecek. Iron dedim. Ve nikel. Evet. Geri kalan her item ise yeşil yoldan devam etmeye başlayacak. Diamond pipe'lar da tıpkı iron pipe'lar gibi geldikleri yönden item'ı geri göndermezler asla. Dolayısıyla da bunlar yeşil yöne gidecekler. Burada diamond. Emerald. Redstone. Lapis. Ve Nicolite. Bunları yerleştiriyoruz. Bundan sonrakine direkt şuradan wood, sapling, apple, seed ve wheat'imizi yerleştiriyoruz. Buraya her zaman olduğu gibi cobblestone, dirt, sand, gravel ve flint gidecek. Cobblestone, dirt, sand, gravel, flint. Bunları saklıyorum çünkü burada yeşil yola da onları atacağız. Buradaki kırmızı yola bir şey atmıyoruz çünkü bu tamamen ne yapılacağını bilmeyen chestler, yani şey itemlerin gideceği yer. Ne yapması gerektiğini bilmeyen itemlerin gitmesi gerekiyor. Ve bu Ender chest'ten otomatik olarak itemleri çekecek bir şey lazım bize. Bunun için iki farklı yolumuz var. Birincisi Redstone Engine ve bir adet Redstone sinyali. Fakat bu gördüğünüz gibi iki ekstradan iki farklı blokluk yer kaplıyor. Bunun yanı sıra Otarkic Gate'ler. Direkt şu moda ayarlarsanız her daim bunun içine item çekmeye çalışacaktır. Ve mesela şimdi bunun içine yarım stack iron atalım. Gördüğünüz gibi buradan çekilmeye başlayacak. Evet. Yavaşça çekiliyor ve buraya doğru gidiyorlar. Gördüğünüz gibi diğer yöne gitmiyorlar çünkü ayarlandıkları yön mavi yön. Tabii tek tek çekiyorlar, o ayrı mevzu da, çünkü yeterince hızlı değiller. Ve demin bir tanesi buraya mı gitti? O kısa sadece benim görüşüm. Ha tamam. Bunlar geliyormuş. Evet, burada işlenip gayet buraya geçiyorlar. Ancak şimdi bir şey soracaksınız bana. Diyelim ki bu itemlar yetmedi. Bu slotlar yetmedi. Ve daha fazla slota ihtiyacımız var. Burada da pipelarımız devreye girecek. Stone ve cobblestone pipelar hakkında ufak bir detay. Stone ve cobblestone pipelar asla ama asla birbirlerine bağlanmazlar. Gold pipe'ın aksine. Dolayısıyla da bunları birbirinin yanına döşeyebilirsiniz. Ve mesela buna ne koyalım? Safir. Safir ve green safa. Safir. Bunları beyaz yola koyacağız. Mesela bunda ya bu neye atmıştık? Tamam. Mesela ne? Flaxseed. Evet, bunları da artık atanmış durumdalar ve eğer flaxseed'imizi buraya atarsak gördüğünüz gibi gelirse eğer
Buradan chest'in içine gidecektir. Bu sayede sayıyı arttırabilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı olarak. Ve bu şekilde bu sistemimizi de anlatmış olduk. Avantajlarına gelecek olursak yapımı kolay gene. Biraz zahmetli ama kolay. Ve ben şunu ayarlamayı hep unutuyorum, değil mi? Çok fazla lag yapan bir sistem değil. Genişletmeye biraz açık. Çok fazla değil ama açık. Hızlı. Dezavantajları: Diamond istiyor. Eğer hızlı çalıştırmak isterseniz Gold istiyor. Çok değişik tiplerde pipe yapmanız gerektiriyor. Biraz uğraşmanız gerekiyor. Ve çok zeki değiller. Mesela bu chest dolarsa eğer, üzgün kelimeyi bulabilseydim, bu itemler ya şuraya gitmeye başlayacak, bu da dolarsa eğer, bu itemler dışarı atılmaya başlanacak. Ya da şu hopper'ımız dolarsa, gene bu itemler dışarı atılmaya başlanacak. Bu şekilde bir kısır döngüleri mevcut. Çünkü bu pipe'lar doldukları takdirde sistemi kitlemeyi ya da geri dönecekleri bir yer bulmayı başaramıyorlar. Ve itemları direkt dışarı atıyorlar. Pek zeki değiller. Yapılışı bu şekilde. Bunu barrel'larla da kullanabilirsiniz. Ancak barrel'larla kullanmak pek mantıklı değildir bunları. Çünkü çok fazla uğraş gerektirir. Ha, diyorsunuz, dersiniz ki ben uğraşmayı seviyorum, ben uğraşırım. Barrel'ları koyarsınız. Hepsine tek tek atamanız gerekir. Öyle bir zahmet var. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.